Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kamerayı ayarlayamamışım. Şimdi güzel oldu herhalde, görebiliyorsunuz. 14-21 Temmuz haftası, sevgili aslan burçları, yükselen aslan, ay burcu aslan olanlar, kahve falında sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış. Şöyle bir falınız var. Yoğun bir hafta sizi bekliyor arkadaşlar. Hangi konularda? Özellikle iş, aile ikisi de denk görünüyor aslında. İki türlü de yoğunluk var. Ama pazartesiniz güzel. Özellikle maddi kaynaklar dediğimiz alanda görüyorsunuz. İki iş en fazlası kafanıza takılı yapmanız gereken olarak görünüyor. Pazartesi günü sakinlik, planlama, dinginlik diyebilirim. Maddi konuları da içerirse eğer para harcamazsınız, para almazsınız diyebilirim. Ama salı günü gördüğünüz gibi burada askıda kalmış bir konunuz önünüze düşer. Ötelenmiş bir konunun önünüze düşmesi. Sanki çevrenizde insanlar var. Böyle hani insanlar bir araya gelmişler, ellerinde bir anahtar var. Bir şeyin başlangıcı konuşuluyor demek ki. Siz de buna dahil oluyorsunuz. Yalnız telefonla daha çok görüştüğünüz bir şey. Burada iş teklifi, iş başvuruları, parasal konularda görüşmelerin yoğun olduğu bir gün görseli olarak çıkıyor. Ya da iş yerinizde bir şeyleri başlatmak adına bir organizasyon yapıyor gibi görünüyorsunuz. Gene sakinlik var ama kafanıza takılan bir mevzunuz var burada salı itibariyle ki zaten çarşamba günü de gördüğünüz gibi bu kafanıza takılan konuda elinizden böyle bir şeyler çıkartıyorsunuz. Şimdi bu şeylerin içerisinde biraz para var, biraz halinizle alakalı konular var. Bunun haricinde iş yerinde bazı kişilerin sorunlarıyla, konularıyla da uğraşabilirsiniz. Elinizden çıkacak bir para, kişilerle uğraşma. Aslında burada bir sıkıntı yaptığınız konuyla ilgili çözüme ulaşmak için vereceğiniz emekler gibi gibi konuların olduğu yoğun bir hafta ortanız var açıkçası. Karşılıklı bir şey kişiyle görüşmek istersiniz. Yalnız burada bu görüşmede çekişme var. Onun da elinde sanki kartlar var, sizin de elinizde kartlar var. Hani sanki bir hesaplaşma gibi o bir şeyleri ortaya sunuyor, siz bir şeyleri ortaya sunuyorsunuz. Ama orta yol bulunur, burada bu konuyu çözersiniz diye düşünüyorum. Fakat bu kişinin bağlantılı olduğu bir kişi var. Orası biraz sıkıntı. Kaygılanan bir kişi olarak görünüyor. Kafası ikilemlerde, çok bir şeyi kabul etmiyormuş gibi görünüyor. Sanki siz bu elinde kartlar olan karşınıza oturan kişiyi geçip Perşembeden sonra bu kişiyle devamlı görüşmeye çalışacaksınız. Bakın bu görüşmelerde sonuç alınamıyor yalnız. Hani iyi olarak geçen bir görüşme başka bir kişi tarafından engellenebilir. O kişinin kaygılarını hafifletmek adına ya da o kişinin sorularını cevaplamak adına hafta sonuna kadar bu kişiyle devamlı bir mücadeleniz var. Şimdi bu aynı zamanda çalışmayanlar için de parasal konularla alakalı. Bir kişiden onur aldığınız bir mevzunun başka bir kişinin engellemesiyle karışılabilecek bir döngüyü de önünüze koyabilir. Bu engelleyen ya da sorun çıkartan kişi kim ise onunla devamlı konuşarak onun kaygılarını, kafasındaki soru işaretlerini toparlamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu maddi konular olduğu için çalışmıyorsanız belki de beklenti içinde olduğunuz bir para için bir kişiyle devamlı görüşeceksiniz. Ya da bir borç beklentisi var bununla alakalı o kişiden o parayı almaya çalışacaksınız gibi düşünün. Devamlı hafta sonuna kadar konuşuyorsunuz. Burada cevap alır mısınız? Ötelenecek konu olarak görünüyor açıkçası. Hani tek konu buymuş gibi sanki bir kişiyle devamlı uğraştınız. O kişiyle devamlı iletişim halinde olduğunuz hafta sonuna kadar giden bir süreciniz var. Hanede neler var peki? Ya da ilişkinizle alakalı bu hafta sizi neler bekliyor? Bir genelleme yapacak olursak hane içerisinde aslında pazartesi günü ileriye doğru adım atmaya çalışıyorsunuz. Şöyle güzel bir haber almışsınız sanki. Kafanızda böyle bir denge tahtası. Hani bu konu haber aldım evet. Bu konuda biraz dengeli davranmam lazım, bir denge oluşturmam lazım dediğiniz bir haberiniz var. Bu ilişkinizle alakalı bir haber de olabilir ama parasal konuda da olabilir aslında oraya da yakın. Sanki kafanızda bir ışık yanıyor. Hani öncesinde karar verdiğiniz bir konuyu biraz değiştireceksiniz sanki. Burada çünkü pazartesiden itibaren 1, 2, 3, salı günü diyebilirim. 3 kişi önünüzde durmuş sizden beklenti içinde çıkıyor. Bu üç kişiyle de görüşüp konuşmanız gerekiyor zannedersem. Çünkü askıda kalmış bir çanta var. Hani bu aile içerisinde yapılan bir seyahat planı mı acaba?
Hani sizin karar vermenizi bekliyorlar sanki bir şeye ve çanta havada kalmış. Hani bu bavul olarak değerlendirirsek kaygılılar da yani. Hani bir artık karar versen de şu işimize gücümüze mi baksak diyorlar. İşte karar vereceksen eğer artık bu konuyu çözelim gidelim mi diyorlar. Çünkü üstlerinde de böyle hepsini kapsayan bir yol var. Şimdi pazartesi, salı ve çarşamba bu konularda bir karar aşamanız var. Çok temiz görsellerde çıkmış akabi çünkü. Burada bir karar veriyorsunuz. Bir yere gitmek istiyorsanız gidersiniz. Çevrenizdeki görüştüğünüz, konuştuğunuz belki bunlar arkadaşlarınız sizden haber bekliyorlar. Onlarla bir plan yapabilirsiniz. Burada biraz sıkıntısı olan kişiler olarak görünüyor ama sanki bu sıkıntı sizden haber alamadıkları içinmiş gibi görünüyor. Hani birilerine bir haber, aile bireyleri belki de bir haber göndermeniz lazım da hani herkes bir oh desin der gibi bir görselde çıkmış. Bana kalırsa burada özellikle Perşembe, Cuma verdiğiniz kararlar ya da hafta içi yapmış olduğunuz görüşmeler sonuçları size iyi dönüş sağlayacak görselleri var. Başlamaya çalıştığınız bir şeylere başlayabilirsiniz ve özellikle hafta sonu müthiş keyifli geçiyor. Topluluk içerisinde görünüyorsunuz. Burada çevrenizdeki insanlar temiz, bulunduğunuz alan temiz, gitmeyi düşündüğünüz bir yer varsa araba çok temiz görsellerde çıkıyor. Hani ne yapıyorsanız özellikle hafta sonu çok temiz, rahat, dingin olacağınız bir hafta diyebilirim. Hatta burada bir anahtarınız da var. Özellikle cumartesi, pazar hanenizde başlamayı düşündüğünüz bir iş varsa gene burada da kanca askıda kalmış ama takıldığınız bir konu gibi görünüyor. Çok da güzel başlar, hızlıca bitirirsiniz. Görselleri var arkadaşlar. Şimdi buradan neler var? Şöyle mi indireyim, böyle mi indireyim karar veremedim ama şöyle indirelim. Nasıl bir hafta sizi bekliyor sorusunun cevabı aslında hane, ikili ilişkiler, birlikteliklerle alakalı sakin geçecek bir hafta diyebiliyoruz. Buradan ekleyebileceğim sadece parasal konular arkadaşlar. Burada parasal konular ya da işinizle alakalı konular. Bakın burada iki kişi var, kafalar tamamen birleşmiş, anlaşılamayan bir konu, çözülemeyen bir konuda tartışma. Fikirsel olarak aynı fikirde olmadığınız bir kişiyle yaşayacağınız tartışmalara açık pazartesi, salı gününüz var buradan da ekleyebileceğim. Burada her iki tarafın da kafasında aslında balık görselleri. Parasal bir konuda uzlaşmaya çalışacaksınız. Beyin havaya çıkmış bir kişi de. Bu aslında E ya da F harfi var bu arada buradaki görsellerde. Hani uzayıp giden konular, hafta sonuna doğru çözeceğiniz konular gibi görünüyor. Burada bu kişiyle yaşamış olduğunuz sıkıntı haricinde haftanız güzel. Ama bu kişiyle olan konular bakın daha sonra bir açılıma giriyor. Hemen üstünde bir araba ya da bir balık görseli var. Bana kalsa çözersiniz hafta sonuna kadar. Eğer bir mal alımı düşünüyorsanız burada o mal biraz karartıda çıkmış. Bir aksaklık yaşayabilirsiniz. Hani öncesinde mesela bu kişiyle tamamen spontane söylüyorum aklıma geleni. Bir araba almak istediğinizde araba için anlaşmaya çalışıyorsunuz. Öncesinde anlaşamadınız, sonrasında işte istediğiniz noktaya geldiniz. Ama arabada bir problem var aşağı doğru yön. İyi bir şey değil. Burada bir terslik. Bu konuda yaşayabilirsiniz. Görseli çıkmış sevgili dostlar. Diyeceksiniz araba mı? Araba haricinde tabii bunu çoğaltılabilir. Almak istediğiniz bir şeyde bir pazarlık yapıyorsunuz çünkü. Oradan oraya gidiyoruz. O pazarlıkta alacağınız şey neyse ona dikkat edin. Orada bir eksiklik, bir karartı, bir rahatsız edecek bir durum var. Dikkat etmeniz gereken bir alan olarak görünüyor sevgili aslan burçları. Evet sevgili dostlar, iyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.